Evrendeki sesleri duymamızı sağlayan organımız kulaktır. Ve kulak, belli bir frekans aralığındaki tüm sesleri bizim duymamızı, algılamamızı ve isimlendirmemizi sağlayan ilk ana giriş kapısıdır. Kulak, 20 ile 20 bin hertz arasındaki ses sinyallerini işitilir halde beynimize ileten bir organ ve bunu anlamlandıran beynimizde yardımcı bir organdır. Dolayısıyla bunun işitme kapasitesinin ölçülmesi de çok önemlidir. Kulağın işitme kapasitesinin ölçülmesi için en temel teknik odiyogram adı verilen bir tekniktir. Odiyogram, kulağa verilen ses sinyallerinin kişinin duyup duymadığını test eden yöntemlerden birisidir. En temel odiyogram, saf ses odiyogramı adı verilen bir tekniktir ki bu teknikte kulağa belli frekanslarda sesler verilir ve kişinin duyup duymadığı kişinin yanıtıyla ölçülür. Odiyogramın yanında kelimeleri algılaması ile ilgili yapılan konuşma testleri de vardır. Kişinin karşısındakinin konuşmasını nasıl algıladığı ile ilgili yapılan testlerde tek heceli, iki heceli, üç heceli kelimelerle kişinin algısını ve yüzde kaç oranında kelimeleri algılayabildiği test edilir. Test her iki kulağa da ayrı ayrı ve bazen de iki kulağa aynı anda yapılır. İki kulağa aynı anda yapılan testler üç boyutlu algı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu testler hem kişinin performansını, işitme performansını hem de bir problemi varsa onu değerlendirmemizi sağlar. Odiyografi, odiyogram, bu testler o subjektif testlerdir. Kişinin kendi yanıtını içeren testlerdir. Fakat bir de objektif testler vardır. Kişinin kendi yanıtını içermeyen. Özellikle bu testler çocuklarda ya da iletişim kullanmayan kişilerde yapılan testlerdir. Bunlardan birisi otoakustik emisyon adı verilen test. Bir diğeri BERA adı verilen test ve buna benzer birçok elektrofizyolojik testler mevcuttur.